ozon ya da ozon terapi üç şekilde uygulama yöntemi vardır. Bir majör, minör ya da topikal uygulama şeklinde. Majörde bir çay bardağı 200 cc kadar kan alınır ve bu ozonlandıktan sonra geri kişiye verilir. Minörde ise hastadan 2 cc kan alıp bu ozonla karıştırdıktan sonra aşı şeklinde koluna verilebilir. 10 majöre karşılık 5 minör tedavi uygulanır. Kandan vermek istemeyen ya da damarı bulunamayan hastalara rektal yoldan da uygulanabilir. Ozon yaklaşık olarak 1940'lara kadar çok yaygın uygulanan bir yöntemken 1940'larda ilaçların çıkmasıyla ozon şişeye konulup satılamadığı için uygulama biraz özellikle Anglo-Sakson ya da işte Amerikan ekonomi takip eden gruplarda biraz gerilemiştir. Halbuki Almanya ve Rusya'da hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de son 5 yıldır giderek artan bir oranda uygulama alanı bulmuştur. Sağlık Bakanlığı da bunu yardımcı bir tedavi olarak kabul etmiştir. Ne yapıyor ozon? Dokularda yenilenme yapıyor, immün sistemimizi aktive ediyor. Özellikle iltihabi, alerjik hastalıklarda iyileşme sağlıyor. Uygulandıktan sonra bunun dışında yüzümüzdeki ince kırışıklıklar için, boynumdaki kırışıklıklar için topikal olarak o bölgeye uygulanabildiği gibi zayıflama amacıyla yağ dokusu içerisinde de ozon vererek zayıflama sağlanabilir. Ayrıca selülitlerin tedavisinde ozon son derece etkilidir. 4-5 seanslık ozon tedavisinden sonra selülitlerin %80'ini ortadan kaldırmak mümkündür. Ayrıca göbek, basen gibi bölgelerdeki fazla yağların içerisine ozon vererek de bunları eritmek, hastayı daha ince bir hale getirmek mümkündür. Bunun dışında ozon topikal olarak dizdeki rahatsızlıklarda, çene eklemi rahatsızlıklarında da o bölgelere uygulanarak tedavi etmek mümkündür. Ayrıca işte ozonla muamele edilmiş zeytinyağı bugün yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ozonlu su özellikle mide rahatsızlıklarında son derece yararlıdır.